Moladan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine spontane bir şekilde merdivenlerimden açtım size yayınımı. Bakın, bu türüm çok güzel oldu. Sanki uçlarında da böyle ufak ufak tomurcuklar var, böyle çiçek açacakmış gibi. Bakın, hatta birkaç tane açmış bile. Çok güzel bir tür, çok sevdiğim ben bu türü. Örtücü, böyle sarkan bir tür ama aslında böyle göründüğü gibi arsız türlerden değil. Çok narin, hassas bir tür yani. Büyütmesi, bakması zor. Yaşatması zor bir tür. Öyle kolay değil yani. Şu Benjamin, yok David miydi? Bu David'di galiba. Bu David daha kolay o türe göre. Bu daha arsız, hani deyim, tabir olarak hani böyle kolay büyüyen türleri arsız türler diyorlar ya genelde. Bu daha arsız olan bir tür. Bu daha hassas olan bir tür. Bu da gördüğünüz gibi Topsirin yanayım. Altında arkadaşlar bir sürü bebek var. Bakın. Görüyor musunuz? Baksanıza, bir sürü bebek var altında arkadaşlar. Evet, bu türlerimi de buraya aldım. Bakın, perlem. Kravatumum. Bu yılbaşı kaktüslerimi de buraya aldım. Bakın, tomurcuklanıyor. Arkadaşlar, evin içinde yılbaşı kaktüsünü tomurcuklandırmak çok zor. Dışarıda tomurcuklanıyor. Yani soğuk hava hissetmesi lazım. Kışın geldiğini anlaması lazım. Evet. Bakın. Bunlar da böyle. Büyüdü. Dediğim gibi yılbaşı kaktüsleri serin havayı, esintiyi, soğuğu anlaması lazım. İçeride kapalı bir odada hem güzel gelişmiyorlar hem de tomurcuklanmıyorlar arkadaşlar. Bu da sardunyam. Çok yağmur yağdı yine arkadaşlar. Çok şükür yağsın. Bereket. Gördüğünüz gibi hala yapraklar ıslak. Bu da soğanımız. Bakın. Bebişler de burada ıslandı. Burada yine yapraklarım var. Bakın, meleko. Ne güzel renklendi. Bu da kediler için, bu bir tuzağım. Orada da yine bir pendensim var. Şimdi Nilüfer Hanım'dan bir tane daha pendens alıyorum, bakalım aradaki farkı göreceğiz, nasıl bir fark var ikisinin arasında. Bakın şuradaki yaprağım ne güzel. Bu da çok güzeller arkadaşlar ya. Ya geçen sene yapraktan ürettiğim kasam. Bulaşık kaktüslerimi de buraya çıkardım arkadaşlar. Biraz yağmur suyu alsın. Soğuk hava esinti. Balkonumda duruyordu. Buraya aldım. Bu da çok susuz kalmıştı. Bu da yağmur suyuyla sulansın diye onu da buraya aldım. Bakın, tomurcuklandı. Bu çok güzel bir tür. Ve gelelim benim güzellerim, kaktüslerim. Aa, bunlar da tomurcuklanmaya başlamış. Baksanıza, çiçek açacaklar. Bu çok güzel bir mor oldu arkadaşlar. Bakar mısınız şunun morluğunun güzelliğine?
rengini. Çok güzel morardı. Arkadaşlar, ben buradaki kaktüslerimi kış uykusuna yatırmaya çalışıyorum ama yatmamakta çok ısrarcılar. Çünkü hava bir türlü soğumadı. Yani çok havalar soğumadığı için de o güzellikler uyumamakta ısrar ediyorlar. Nereden anlıyorum uyumadıklarını? Çünkü büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Kış mevsimi olmasına rağmen baksanıza. Şu açık renkler, gördüğünüz gibi kaktüslerin büyüdüğü alanlar. Şöyle baktığınızda kaktüsün büyüdüğünü görürsünüz. Bakın, tomurcuklar. Şunlar da çok güzel çiçek açıyorlar. Baharda göreceksiniz inşallah. Bakın. Bakın. Onların dikenlerini yaradana kurban olurum ben. Bu dikenleri yaradana kurban olurum ben. Bu dedim güzellikler. Bu çok sevdiğim, Yalova'dan aldığım kaktüsün baksanıza ne kadar büyüdü arkadaşlar. Bu kadar yavruladı. Sarı sarı açıyordu. Çok mutlu olmuştum sarı rengini görünce. Bakın. Şimdi arkadaşlar, eğer kaktüslerinizi uyutmak istiyorsanız en azından 1,5 ay hiç su vermeyin arkadaşlar. Ve soğukta bırakın. Tabi yani don olacak gecelerde yine üstünü örtüyoruz. Hava durumunu takip ediyoruz. Ama donun olmadığı günlerde eksilere dahi düşse kaktüslere hiçbir şey olmuyor. Merak etmeyin. Ezan okunuyor. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Bakın tomurcuklara. Bakın. Şuna baksanıza kocaman arkadaşlar, bakın. Böyle arkadaşlar. Baksanıza. Küçücük buraya diktiğim kaktüsler bile kocaman olmaya başladı. Büyümeye devam ediyorlar. Şunun güzelliğini. Çok güzeller arkadaşlar. Kaktüslere bayılıyorum. Şunların çiçeklerini çok merak ediyorum. Bunlar çok güzel çiçek açacaklar bu sene bana inşallah. Ezan okunuyor. Çok fazla konuşmak istemedim. Şu bebişlerimi de göstereyim size. Daha sonrasında da videomuzu kapatalım. Bakın.
Evet arkadaşlar, bugün böyle kaktüslerle ilgili bir kısa sohbet edelim istedim. Kaktüsleri yeri bende çok çok ayrı arkadaşlar. Gerçekten yerleri çok farklı benim için. Yani ben hayranlıkla izliyorum kaktüslerin dikenlerini, kendilerini. Harikalar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Kaktüslerinizi kış boyu en az 1,5 ay susuz bırakın arkadaşlar ki güçlerini toplasınlar. Baharda da size güzel bebişler, bebekler versinler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın arkadaşlar.